Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Malum 14 Şubat yaklaşıyor ve ben de size iki ruj seçeneğiyle gündüz ve geceye uyarladığım bir sevgililer günü makyajı yapmak istedim. Şimdi videoma geçiyorum. İlk önce fondötenlerimi uygulayacağım. Fondötenlerim diyorum çünkü iki ürün kullanacağım. Birincisi Revlon'un Color Stay, ikincisi de Rimmel London'ın Wake Me Up isimli fondöteni. Color Stay bana çok açık geliyor, Rimmel London da bana koyu geliyor. Biri mat bitişli, biri ıslak bitişli bir fondöten. Ben ikisini karıştırarak kendim için ideal bir yapıya ulaştım. Gerçekten güzel bir sonuç aldım. Fondötenimi elimle dağıtıyorum. Ve daha sonra farımın uzun süre kalması için The Balm'ın Putalitonit isimli far bazını uyguluyorum. Ve geçiyorum far paletime. Maybelline Blush Nude isimli çok güzel far paleti. Biraz açmakta zorlandım. Fırçamı aldım ve paletteki en açık kemik rengini bütün göz kapağıma ve kaş altı kemiğime kadar uyguluyorum. Bu fırçayı da çok beğendim bu arada. Golden Rose'un far karıştırma fırçası. Aynı kemik rengini ellerimle göz kapaklarıma uyguluyorum daha belirgin olması için. Ve geçiyorum far paletinin en güzel renklerinden biri olan gül kurusu rengini. Fırçamı alıyorum. Biraz tozutuyor farlar. Sadece göz kapaklarımın dış kısmına doğru uyguluyorum daha yoğun bir şekilde. Yoğunluğunu azaltarak bütün katlanma bölgeme de geçiyorum. Göz kapaklarımın dış kısmına da uyguluyorum bu arada. Ve şu an diğer gözüme de uyguluyorum aynı şekilde. Kemik rengini tekrar elime alıp daha da belirginleştiriyorum göz kapaklarımda. Ve paletteki en koyu renk olan morla kahve arası rengi küçük bir fırçaya alıp göz kapaklarımın sadece dış kısmına bırakıyorum. Evet, bu fırçayla sadece bırakıyorum. İyice belirginleştirdikten sonra karıştırma fırçamla homojen bir hale getirmek için dağıtıyorum. İyice karıştırıyorum bu aşamada. Çünkü orada löp diye görünsün istemiyorum farım. Ve diğer gözüme de aynı şeyi yapıyorum. Ve paletteki en açık renge tekrar gidiyorum. Kaş altlarımı aydınlatıyorum. En çok bu açık rengi kullandım sanırım. Ve geliyorum Wet n Wild'ın bu çok güzel simli açık kahverengi olan eyeliner'ına. Farlarımın ön planda olmasını istediğim için siyah değil de daha böyle açık renkli bir eyeliner uyguluyorum. Ben bu eyeliner'ı gerçekten çok beğendim. Gratis'te kasa yanında 5 lira gibi güzel bir rakamı buldum. Ve şimdi Notum BB concealer'ını göz altlarıma uyguluyorum. Bunun yoğun bir yapısı var ve ben de birazcık fazla uygulamışım açıkçası. O yüzden ilk önce ellerimle denesem de daha sonra süngerden yardım alıyorum. Ve Wet n Wild'ın Reservoir Cabana isimli simli pudrasıyla göz altlarımı sabitliyorum. Sıra geldi göz altlarımın çok boş kalmaması için Cecil'in bu bronz renklerdeki kalem farına göz altlarıma bunu uyguluyorum. Ve daha sonra geliyorum rimel kısmına. Maybelline'in Push Up Angel isimli bu güzel rimelini uyguluyorum. Bu arada bu takma kirpiklerimi çıkardığım ilk makyaj video. Gördüğünüz gibi kirpiklerim yerinde. Rimeli arada gözüme soka soka böyle yaşlandırıyorum maalesef. Gerçekten bazen makyajı da mahvediyor. Bu rimelle kirpiklerimi iyice güzelce ayırdıktan sonra alt kirpiklerime de uyguladıktan sonra hacim bana yetersiz gelince L'Oreal'in bu rimelini uyguluyorum tek kat ve hacim veriyorum kirpiklerime biraz daha. Kaş kalemimi göstermeyi unutmuşum. XP'nin kaş kalemiyle kaşlarımı dolduruyorum. Ardından pasteliğim bu kaş maskarasıyla kaşlarımı sabitledikten sonra allığa geçiyorum. The Balm'ın Dumbo isimli bu güzel allığı uzun zamandır kullanmıyordum. Gerçekten böyle tam utanmışsınız da kızarmışsınız görüntüsü veriyor ve sevgililere günü için ideal bir görüntü.
Ve geçiyorum The Balm'ın Mary Lou aydınlatıcısına. Bir güzel aydınlanıyorum. O gün sevgiliniz gözlerini sizin üzerinizden alamasın tabii ki. Ve geçiyorum makyajımın ilk kısmına. Pastel'in 27 numaralı nötrojunu uygulayarak makyajımı gündüze uyarlıyorum. Gündüz kullanılabilir hale getiriyorum. Ve sonuna geldim makyajımın burada. Günlük makyaj için bence çok güzel bir görüntü oldu. İkinci kısma geçiyorum. Burada bir The Balm'ın Sincer isimli rujunu uygulayarak biraz daha geceye uyarlıyorum makyajımı. Bu da gerçekten makyaja çok yakıştı ve bence gece için ideal. Siz bordo ya da kırmızı tonları da kullanabilirsiniz bu arada gece için. Ve makyajımın sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.